Herkese iyi akşamlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Ünye'de Ünye Sakatlar Derneği'ndeyiz. Bu akşam size Ünye Sakatlar Derneği'nden canlı olarak yayın yapacağız. Konuğumuz Ünye Sakatlar Derneği Başkanı Sayın Aslan Gülek. Hem biz buraya hoş geldik hem siz yayınımıza hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce engellilerle ilgili, Dünya Engelliler Günü'nün konulması ile ilgili ben de birkaç bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Biliyoruz ki dünya üzerinde bugünkü geldiğimiz gelişmişliğe bir anda gelmedik. Özellikle Avrupa'da engelli çocuklar doğduğu zaman Avrupa'daki o anki işte Orta Çağ'ın o kilise baskısı altında insanlara Tanrı'nın laneti gözüyle bakılıyordu ya da içine şeytan kaçmış gözüyle bakılıp maalesef öldürülüyorlardı, katlediliyorlardı. O günlerde biz, ben Amasya Üniversitesi'nden mezunum, Amasya'da bimarhane vardır Yavuz Selim Meydanı'nın hemen yanında. O dönemlerde 1400-1500'lü yıllardan bahsediyorum. Bizde ise bu tip gerek zihinsel engelli gerek işte bedensel engelli insanların rehabilitasyonu için bimarhaneler yapılmış. Onlara suyla, işte ne bileyim, müzikle. Ben oraya gittim yani. Evet, o kurumu gördüm orada. Yapılmış. O günlerden bugünlere geldik. Tabii ki 3 Aralık Birleşmiş Milletler'in belirlediği bir gün. Buradaki amaç elbette engelli bireylerin insan onuruna yaraşır bir şekilde, kimseye muhtaç olmadan bağımsız bir şekilde yaşaması, toplumla bütünleşmesi, çalışma hayatında yerini alması için farkındalık yaratmak. Ama bu, evet, çok uzak bir ideal gibi görünmüş olmasına rağmen zaman içerisinde büyük aşamalar kaydedildi. Evet. Öncelikle bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili hem sizin görüşlerinizi hem de engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'yle ne gibi beklenti içerisinde oldukları, neler hissettiklerini sizden almak istiyorum. Buyurun. Şimdi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan engellilerin bir günde olsa, en az bir günde olsa farkındalık yaratmak, engellilerin sorunlarına çözüm bulmak, bu konuda çalışmalar yapmayı teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir gün. Bugün şimdi aslında hani mesela bizde bugün ziyaretimize gelen insanların çoğu işte engelliler gününüz kutlu olsun dediği zaman biz onlara dediğimiz şey şuydu. Yani bunu engellilerin psikoloji açısından söylüyorum. Bizim onlara dediğimiz şey aslında kutlanacak hiçbir şey yok. Ama biz şundan dolayı memnunduk. Çünkü mesela bugün buraya derneğimize bütün yetkililer geldi. Büyükşehir'den, Ünye Belediyesi'nden, Kaymakamlık'tan, sosyal hizmet birimlerinden, müftülükten, her taraftan insanlar bugün ziyaretimize geldiler. Siyasi partiler başta olmak üzere. Ayrıca hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi o insanların, engelli kardeşlerimizin yaptığı şey şu oldu. Yani sıkıntılarını, sosyal hizmetlerle ilgili sıkıntıları sosyal hizmetler yetkililerinin gözünün içine baka baka söylediler. Büyükşehir Belediyesi ile olan sıkıntılarını büyükşehir yetkililerinin gözünün içine bakarak dertlerini anlattılar. Yani o karşı tarafa geçti bu olay. Ünye Belediyesi ile alakalı, müftülükle alakalı, diyanetle alakalı sıkıntıları hepsini muhataplarının gözünün içine baka baka dile getirdiler. Bundan dolayı da çok mutlu oldular. Bugün gerçekten burası çok kalabalıktı. Ayrıca şunu da düzelteyim. Ünye Sakatlar Derneği değil burası. Türkiye Sakatlar Derneği, kamu yararlı bir dernek, 1960 yılında kurulan bir dernek. Burası da Türkiye Sakatlar Derneği'nin Ünye Şubesi. Biz 90 civarında bir şubesi olan, tüm Türkiye'ye yayılmış bir büyük derneğiz. Kamu yararlı bir derneğiz. Yani artık bir devlet kurumu gibiyiz. Yani o kadar güçlü bir kurumuz. Türkiye'deki kamu yararlılık statüsünü biliyorsunuz, meclis veriyor. 1960 yılında meclise yapılmış bir başvuru neticesinde meclis kararıyla kurulmuş bir derneğiz. Bu dernek engelli sorunlarına çözüm arayan
bütün kendine benzer kuruluşların içinde Türkiye'de 3 büyük, 4 büyük dernek varsa biri de Türkiye Sakatlar Derneği'dir. Kamu yararlılık çok önemlidir biliyorsunuz. Kamu yararlı olduğunuz zaman kamunun bütün kapıları size açılır. Biz de daha önce Ünye Ortopedik Engelleri Koruma ve Yaşatma Derneği olarak başladığımız 1992 yılında kurduğumuz derneğimizi 2000 yılında kamuya yararlılık statüsü alabilmek için Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi'ne çevirdik. Bu başvuruyu yaptık. Başvurumuz kabul edildi. Ve o gün bugündür çalışmalarımızı yapıyoruz Cumhur Hocam. Evet. Şimdi bu bağlamda engelli insanlarımızın yaşadığı zorluklar neler olabilir? Yani nelerdir? Özellikle biliyoruz ki çalışma hayatına katılmasından bahsediyoruz ama biz çalışma hayatından önce bir çocuğun dünyaya, engelli bir çocuğun dünyaya geldiği zaman tedavisi ile ilgili yaşadığı engeller maalesef var. Eğitimiyle ilgili ki birazdan bir öğretmen olmama sebebiyle o konuda daha geniş konuşacağız. Eğitimle ilgili var, ulaşımla ilgili var, sosyal evlenmesiyle ilgili var değil mi? Bunlar ekonomik yaşantısıyla ilgili zorluklar var. Biraz bu bunlardan bahsetmek istiyorum. Niye bunlardan bahsetmek istiyorum? İzleyicilerimiz hatırlar, geçen bölümde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde program yaptık. Bizim programımız farklı açılardan olayları yorumlamak. Evet. Yoksa bugün evet birçok kişi, kurum, kuruluş geldiler, sizleri dinlediler, sizlere yardımcı olmaya iyi dileklerini sundular. Siz de sorunlarınızı ilettiniz ama onun dışında halkımızın da sizinle ilgili sorunlarınızla ilgili bilgilendirilmeye ihtiyaçları var. Evet. Biraz da bugün o yetkililerle paylaştığınız sıkıntıları, sorunları izleyicilerimizle paylaşırsanız şimdi, en baştan bu zorluklarla başlayalım. Buyurun. Şimdi mesela mikrofonumda bir sıkıntı oldu ama o acaba neden? Şimdi ben bir yandan da siz mikrofonu ayarlarken ben de konuyla ilgili açıklamamı yapayım. Biraz geri almak lazım. Şimdi engellilerin başlıca sorunları var. Bu başlıca sorunlardan biri raporlarla, devletin verdiği, hastanelerin verdiği raporlarla alakalı çok eskiden gelen sıkıntılarımız vardı. Rapor oranlarının dengesizliği, yeni çıkan yönetmelikler, bunlar insanlarımızın alışması biraz uzun sürdü. Şimdi tam alıştık derken yeni bir uygulamaya geçildi. Bu yeni geçenlerin uygulamada da birçok engellinin maaşı kesildi, limitler konuldu. Daha sonra tekrar bir uygulama daha getirildi. Bunda da engellinin bakım aylığı dediğimiz bakım ücreti kesildi. Bu da büyük mağduriyetler yarattı. Bu raporlama olayında 3 ayrı statü geldi. Bir ağır engelli. Ağır engelli bütün haklardan faydalanıyor. Yani orta limit engelli, yani kısmi engelli. Kısmi olanaklardan faydalanıyor. Bir de hafif engelli var. Hafif engelli de genelde sadece rapor sahibi. Yani o da fazla bir hak olarak pek ona bir şey doğmuyor. Şimdi bu yeni uygulamada birçok ağır engelli maalesef bir alt kümeye düşürüldü ve çoğunun bakım maaşları gitti. Şimdi burada bir büyük bir sıkıntı var. Çünkü hakikaten mesela belden altı felç olan bir kardeşimiz bugün hatta burada da açıklama yaptı. Belden altı felç olan bir insanımız maalesef ağır engelli şeyini kaybetti. Onun kaybetmesinin nedeni uygulayanların devlet hastanesinde bu raporu veren kurulun bu uygulamayı çok sıkı denetleyip sıkı tutmasından kaynaklanıyor. Maalesef çok ağır durumda olan bir engelli bile iki eli oynuyor diye, iki eli hareket ediyor diye. Bu yeni geldi değil mi? Yeni geldi bu. Yani bu
Bunu girmesiyle yani çok az bir sayıda engelli bakım Pardon, maaşı bu alır. Bu bir yasa mı yoksa bir bu yeni SGK bir yönetmelik. Tarafından yönetmelik yeni mi? Bir yönetmelik. Sağlık yani... Bakanlığı'nın raporlarla alakalı oluşturduğu yeni yönetmelik. Yani kısmi engelli. Kısmi engelli. Kısmi engelli olduğu zaman örnek veriyorum. Şimdi vatandaşın belden altı felç. Bu konuda şunun için soruyorum Aslan Bey. Şimdi biliyorsunuz eğer meclisten çıktıysa bu Anayasa Mahkemesi'ne kanun iptali için müracaat ediliyor. Fakat eğer bu bir yönetmelikse konfederasyonunuz bunu Danıştay'a iptal davası açabiliyor. Bu konuda şimdi, bir girişim var bu mı? Bu konuda zannediyorum şu anda daha bu yeni. Evet. Yani bu konu tam dilendiği zaman mutlaka gereken çalışmalar yapılacaktır ama şimdi engellinin sorunlarına yönelik çalışmalar da maalesef hep erteleniyor. Mecliste erteleniyor. Şimdi mesela bunlar bu tür sorunlarla ilgili birçok dosyamız mecliste şu anda büyük bir klasör halinde duruyor. Sıra ona geldiği zaman ya bu engelli sorun zaten bunun fazla önemi yok deyip bizi tekrar listenin en altına atıyorlar. Maalesef bu şekilde 7-8 kere 9 kere bu listelerin takla attırıldığını ben biliyorum. Bu da federasyonun, konfederasyonun ve genel merkezin yaptığı bir sürü çalışmanın maalesef değer görmemesi bizi üzüyor. Çünkü engellinin yaşadığı bütün sorunlar o dosyalarda var. Halbuki bunlar çok böyle büyük masraflar, büyük çalışmalar gerektiren şeyler de değil. Ama maalesef engellinin Türkiye'nin yaşadığı diğer sorunlar konusunda ikinci plana atılmasını görüyoruz, gözlemliyoruz. Evet, maalesef bunları yaşıyoruz da. Ben şimdi az önceki kaldığınız yerden kesmek zorunda kaldığım bir şey için yine oradan devam etmenizi istiyorum. Yani dediniz ki bu herhangi bir devlet hastanesindeki kurulun verdiği evet. raporla bunlara bağlanacak aylık ya da işte yapılacak yardım belirleniyor. Yani bu engellinin kaderi bir kurulun eline mi bırakılmış durumda? Hatta şu anda bir kurulun bir başlık başındaki... Başlık böyle olabilir başındaki, mi mesela? Aynen olabilir. Şöyle, mesela aynı bu yönetmelik, bütün Türkiye'de uygulanan bir yönetmelik. Burada işin sıkıştırılmasının nedeni daha önce burası bu konuda benzer konuyla alakalı bir soruşturma geçirmesi. Şimdi soruşturma geçirdiği için kurum bu sefer işi çok sıkı tutuyor. Sıkı tuttuğundan dolayı da bu sefer gerçekten yani hak etmeyecek insanlar hak ettiği ücreti veya bir maaşı alamıyor. Yani burada bir kavram karmaşası oluşmuş durumda. Mesela bir bakıyorsunuz çok iyi durumda olan, daha iyi durumda olan bir engelli alıyor ama o arkadaşımız alamıyor. Burada da büyük haksızlıklar meydana geliyor. Burada eşit adaletsizlikler meydana geliyor. Bu da sorun yaratıyor. Yani bundan dolayı birçok şikayet alıyoruz bu son günlerde. Bir belli bir standardının olması, kurulların kararına bağlı olmaması, evet. belli bir sistematiğinin olması gerekiyor. Evet. Bu olmadığı takdirde maalesef engellilerin, hani hep diyoruz ya devletin dini adalettir. Evet. Yani bunu biz de söylemiyoruz. Bu Hazreti Ali'nin evet. Ya da yanılmıyorsam Hazreti Ömer'in bir sözü. Ömer'in bir sözü. Eğer devletin dini adalet olacaksa özellikle engelli vatandaşlarımıza daha fazla adil olması gerekiyor. Bu bağlamda bir bilgi vermek istiyorum. Artık bende gelenek oldu dünyadaki raporları, OECD raporlarını incelemek. Orada şöyle bir cümle var, o cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, dünya nüfusunun %15'i, yani yaklaşık 1 milyar insan engelli diyor. Ve bu engelliler için şöyle bir tabir kullanmış, dünyanın en büyük azınlığı. Evet. Yani bakın çok çarpıcı bence evet. bu. Dünyanın en büyük azınlığı, biz biliyorsunuz azınlık hakları diye işte sürekli değil mi sıkıntılar çekiyoruz. Neden azınlık durumda görülüyorsunuz? Yani herkes bir yaya kaldırımına engellilerin çıkabilmesi için, engelli arabasının çıkılmasıyla bütün sorunların halledilebileceğini düşünebiliyor ama o engelli vatandaşımız acaba öyle fırsat eşitliği sağlayacaksak, eşitlik sağlayacaksak, İstediği lokantaya gidebiliyor mu, girebiliyor mu? Değil mi? İstediği okula gidebiliyor mu? İstediği evet. hastaneye girebiliyor mu? İstediği
Siz belediyeden emekli oldunuz. Belediyede istediği katta çalışabiliyor mu? Çalıştığım okulda engelli arkadaşlarım var. İstediği katta çalışabiliyor mu? Orada değil mi? Maalesef bu azınlık olarak görülmesinde haklılık payı var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi azınlık dediniz de yani böyle bir içim cız etti aslında. Mesela Birleşmiş Milletler'in tespiti benim değil. Evet. Şimdi mesela biz bu azınlık bizim dilimize geldiği zaman biz bunu çifte standart veya ikinci sınıf vatandaş görülüyoruz diye bazen sistem ediyoruz. Neden ediyoruz? Bakın az önce de söyledim. Şimdi mesela bizim sorunlarımız, Türkiye'de 8,5 milyon engelli var ve 8,5 milyon engellinin maalesef sorunları, ortak sorunu olan bu dosyalar meclise takla attırılıyor. Yani bir türlü gündeme gelmiyor. Kurullara dağıtılmıyor. Çalışmalar yapılmıyor. Yani bu da büyük sıkıntılara neden oluyor halen. Mesela örnek veriyorum, ben bundan 10 yıl önce daha önceki bir dönemde göreve geldiğim zaman yaptığım konuşmayı çıkarayım, bugün aynı konuşmayı yapayım, sorunlar aynı, hiçbir şey değişmemiş. Yani anlatabiliyor muyum? Yani 10 yıl önce, 20 yıl önce yaptığım konuşmanın metnini bugün tekrar okuyabilirim. Çünkü sorunlar aynı şekilde yerinde duruyor. Mesela her konuda böyleyiz. Nedir? Mesela bir kurum istihdam konusunda bizden engelli istiyor. Şimdi engelli istiyor diyor, ben diyorum nasıl bir engelli istiyorsunuz? Yani işte muhasebe bilgisi olan, işte el becerileri olan veya nasıl bir alanda kullanacaksınız? Diyor ki yok, çok bir şey yapmayacak. Biz engelli istiyoruz ama sağlam engelli istiyoruz. Şimdi sağlam engelli terimi işte burada ortaya çıkıyor. Yani Süpermen arıyorlar aslında. Mesela işte tuvaletlerin camlarını temizleyecek, işte tuvaletleri temizleyecek, hastanenin camlarını veya işte kurumun camlarını temizleyecek veya işte depoya gelen malzemeleri, günde 3 araba geliyor, bunları taşıyacak. Dedim ki yani siz bunları engelle mi yaptıracaksınız? Evet. Yani öyle bir engelli arıyoruz. Dedim ki sizin aradığınız engelli daha henüz doğmadan annesinden. Yani sizi Süpermen arıyorsunuz. Şimdi mesela sağlam insanlar orada oturuyorlar. Yani orada o kurumda bir sürü sağlam insan masabacı işlerde oturuyor. Ve oturduğu yerden çalışıyor. Ama engelli istihdam etmek istedikleri zaman ki mecburiyetleri var, maalesef bu şekilde engelli arıyorlar. Yani ağır işlerini gördürmek için engelli arıyorlar. Yani bu sağlam adamlara yaptıralım bu işi demiyorlar. Maalesef ben bunun ezikliğini kendim mesela çalıştığım iş yerlerinde yaşadım. Mesela ben hep belli noktalarda işte üst katlara çıkamadığım için alt katlarda çalışmak zorunda kaldım. Çünkü asansör yoktu. Merdivenler uygun değildi. Yani çalıştığım yerlerde ki genel olarak belediyede çalıştım. Şunu söyleyeyim. Yani örnek veriyorum, ben emekli olduktan sonra üst belediyenin diğer katlarını gördüm. Emekli olana kadar hiç görmedim. Çünkü çıkamadım. Mesela ben çok verimli bir elemandım aslında. Ünye Belediyesi'nde ben biletçi olarak çalışıyordum meydanda. Oradan belediyenin altına getirildim. Otobüsler iptal edildiği zaman, ki o da bir acıdır. Onunla ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum sonra. Belediyenin altına gelip de evrak kaydı verildi mi? Evrak kayıtta iki tane memur çalışıyordu. İki memur çalışıyordu evrak kayıtta. O görevi sadece bana verdiler. Tek başıma yaptım. Sonra müracaatta başka bir memur çalışıyordu. Onu da bana verdiler. Tek başıma yaptım. Yani engelliler gerekli yerlerde istihdam edilirse gerçekten yani becerilerine göre, engel durumlarına göre istihdam edilirse çok başarılı olacaklarını ben biliyorum. Çünkü ben başarılı oldum. Ve Ünye Belediyesi'nde birçok arkadaşımın uygun işlerde çalıştırıldığından dolayı çok başarılı olduğunu biliyorum. Fakat bu devlette bunu sağlayabiliyoruz ama özel sektörde bunu sağlayamıyoruz. Çünkü özel sektörde kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Maalesef mesela özel sektörü çok isteksiz. Engelliyi angarya görüyor. Engelliyi gereksiz görüyor. Yani ve işe yaramaz görüyor. Yani ona vereceği paranın fuzuli olduğunu düşünüyor. Halbuki o engelliyi uygun bir yerde istihdam etse inanın bence sağlam insanların orada verebileceği verimin en az 2-3 katını belki de alabilecek. Çünkü biz engelliler
işten kaytarmayı bilmeyiz. Biz engelliler işte işi bırakalım sigara molasına gidelim demeyiz. Yani ben çalıştım, normalde tuvalete dahi gitmiyordum. Kendimi tutuyordum, saat 5'ten sonra tuvalete gidiyordum. Yani bu şekilde çalıştım. Şimdi o yüzden ama yine de ikinci sınıf bu şeyde bir sıkıntı var arkadaşlar. Bence sıkıntı, bunu bu tarafa alalım biz. Sıkıntı şöyle, arabayı ileri aldığınız için araba, kablo, mı evet, kablo altına neyse, girmiş. Seyircilerimizden özür dileyelim. Evet. Şimdi tamam, şimdi oldu herhalde. Şimdi oldu. Evet, tamam. Tamam, şimdi oldu. Devam edin buyurun. Evet, şimdi mesela diğer engelli sorunlarıyla alakalı diğer konularımız var. Tabii onları var. Da unutmayalım. Ben şimdi az önce tabii doğal olarak haklısınız. Birleşmiş Milletler'in tabiri elbette insanın gücüne gidiyor. Birleşmiş Milletler bunu yok aslında koyarken, yok. Hayır, çok güzel tespit yapmışlar tabii aslında. Tabii tabii. Ben de onu açmak istiyorum. Buradaki amacı kimseyi hor görmek ya da nasıl diyeyim, mülteci gibi görmek ya da ne bileyim, evet, hani ötekileştirmek olarak görmek değil de olayın ciddiyetini farkına varılması için yaptığı ciddi bir tespit. Şimdi biz hep konuşuyoruz, işte şöyle sorun var, böyle sorun var. Sizin az önce verdiğiniz örneklerde mesela kamudaki istihdam, özel sektördeki, evet, istihdam, bunlarla ilgili elimde belgeler var. Dersimi çalıştım. Onlara çok geçeceğiz. Güzel. Onlara geçeceğiz. Sayılarla ilgili bir şeyler söylüyorum. Az önce bu konudaki hassasiyetinizi duydum. Gerçekten çok haklısınız. Bu hassasiyet sadece size ait bir şey değil. İnanın dünyada da ve Türkiye'de genelinde yapılan bu işte ilk soru şudur. Ünye'de kaç engelli var? Şimdi tabii insanlar artık hani her şeyin maddeleştiği bir dünyada sayı istiyor. Yani kesin sayılarla hareket edecek. Planlamasını ona göre yapacak. Bunda haklılar. Fakat şöyle bir durum var. Bugün bazı işte özellikle öğretim güçlüğü çeken öğrencilerle ilgilenen öğretmen arkadaşlarla sohbet ettim. Dersimi çalışmak için biraz. Onlardan duydum ve duyduğuma çok şaşırdım. Ben artık bunların kalktığını düşünüyordum ama günümüzde bile hala engelli olan çocuğunu bildirmeyen, evet, engelli olan, yani tam sayılar tespit edilemiyor. İnsanlar bunu bildirmek istemiyor. Kendini öteki, kendini dışlanmış olarak istemiyor. Bu şekilde görülmesini istemiyor. Bu maalesef çok hani bence günün sözü şu olmalı. En büyük engel sevgisizliktir. Yani bu insanlara o şekilde bakmaktır. Hani bu engeli ortadan kaldırırsak biz insanlara insan olduğu için Yunus Emre'nin dediği gibi yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü düsturuyla hareket etmiş olsak aslında bunlar olmayacak. Tabii ki bunlar üzücü şeyler. Şimdi sayılara girmişken ben birkaç sayı vermek istiyorum. Yavaş yavaş da eğitime geçmek istiyorum. Engellilerin sorunlarından dedik hani önce yaşadıkları zorluk doğumuyla başlıyor zaten. Hastanesiyle başlıyor ama en önemlisi bence eğitim. Çünkü niye eğitim? Bizim gibi ülkelerde şöyle bir durum söz konusu. Toplumun ürettiği o katma değeri, o zenginliği paylaşmak için emenler kapılmış. Yani birileri köşe başlarında. Onlar zaten hep orada. Ama eğer siz onun dışında o üretilen katma değerden pay almak istiyorsanız bunun en güzel ve en hakkaniyetli yolu eğitim. Evet. Sağlıklı bireyler demek istemiyorum. Engelli olmayan bireyler diyelim. Engelli olmayan bireylerin bu konuda sıkıntısı yok. Bunlar eğitimle ilgili her türlü imkanlara, istedikleri okula gidebilirler. Geçen hafta duydum. Mesela okul öncesi eğitim, eğitimde çok önemlidir. Ünye'de okul öncesi eğitim geçen yıl yapıldı. Engelliler için. Fakat faaliyete geçiremedik hala. Binası yapıldı, evet, her şey hazır. Faaliyete geçiremedik. Biz şey zannediyoruz, yani bu cümleyi de kurmak istiyorum. Siyah önlük giydirerek, şimdi mavi önlük giydirerek, şimdi aynı takım forması giydirerek eğitimde şekilceyiz biz. Evet, fırsat eşitliğini gideriyoruz. Şimdi, evet, bakıyoruz sene başlarında bilmem ne okulu bir kıyafet, bilmem ne okulu bir kıyafet. Şimdi bunu yaptığımız zaman diyoruz ki eğitimde işte fırsat eşitliğini sağlıyoruz. Evet. Hayır, fırsat eşitliği o değil. Şimdi engelliliğin de birçok boyutu var. Evet. Yani işitme engellilik var, ortopedik engellilik var, görme engellilik var. Mental engelliler. Zihinsel engellilik var. Zihinsel engeli olmayıp da öğrenme güçlüğü çeken,
Evet. Var, disleksiler var. Evet. Yani bir sürü boyut var. Bizim eğitim sistemimiz bunların çoğuna haberdar ama hazırlıksız. Maalesef. Yani haberdar ama hazırlıksız. Evet. Bu çeşitlendirdiniz az önce. Evet. Bu çeşitlendirdiğiniz alanlarla ilgili ayrı ayrı kesinlikle bir eğitim sistemi yok bizde. Yani ortadan konulan bir sistem var. Herkesi ona uydurmaya çalışıyor ama şimdi burada mesela öğrenim güçlüğü olana, öğrenim güçlü olana öğretemiyorsunuz bunu. Onun için de onun öğrenebilmesi için ayrı bir eğitim alması şart. Mesela ben bu kadar böyle akademik şeylere girmek istemiyorum. Mesela bizim yaşadığımız, engellilerin yaşadığı sıkıntılardan, eğitimle alakalı sıkıntılardan dolayı ben birkaç söz etmek istiyorum. Mesela engelliler yıllarca evle okul arasında gerekli uygun şartlar, coğrafik şartlar uygun olmadığı için ulaşım şartları uygun olmadığı için okullara gidemediler. Onları hallettik, bir şekilde halloldu. Bu sefer okulun merdivenlerini, asansörleri olmadığı için, sınıfların uygun olmadığı için, mesela şöyle öyle komik bir yapımız var ki, tam konuşmanıza, biz engellilerle ilgili sınıfı en üst kata koyan bir evet. milletiz yani. Şimdi konuşmanızı açması için, lafınızı unutmayın, bir istatistiki veri vereceğim. Tamam. Sayılarla konuşalım. Avrupa Birliği ülkelerinde ve OECD ülkelerinde ilkokulu bıraktıktan sonra eğitimi bırakan engelli oranı %25, Türkiye'de %60. %60 bak yani evet çok yani büyük bir rakam. Söylediğinizi destekler nitelikte. Evet. İlk öğretim ne düşünüyor anne, aile, baba? Yani en azından okuma yazmayı öğrensin. Ama onun ötesinde ona bir meslek kazandıracak, ona bir dünya görüşü kazandıracak gidemiyor çünkü şartlar şimdi maalesef ben, çok kısıtlı. Ben şimdi evet. 13-14 yaşında engelli olmuş bir insan olarak, bugüne kadar engelli sorunlarıyla mücadele etmiş bir vatandaş olarak çok şöyle bir şey de şöyle şeyleri çok duydum. Aman o zaten engelli. Okusa ne olur, okumasa ne olur. Mesela ya az önce bahsettiniz. İşte engellilerin gizlenmesinden, utanılmasından. İnanın mesela şunu söyleyeyim. Ben hiç öyle bir kısıtlamaya kalmadığım halde ben mesela evimize misafiri geldiği zaman ben odamda dururdum. Odamda yatardım. Mesela misafirler benim olduğum odaya gelmezlerdi. Ben misafiri hiç görmezdim. Ben tek başıma orada 3 sene bir odada yattım. Misafirler gelirdi, yenilir, içilir öbür odalarda, kalkar giderlerdi yani. Ben hiç görmezdim onları. Yani ben bile orada bir kısıtlamaya maruz kaldım. Bak, çok rahat bir ortamda ve rahat bir ailede olduğum halde. Peki mesela kendiniz istemediniz. Kendim istemediğim zamanlar da olmuştur ama genelde şimdi yani yatağında yatan bir engellisin. Odan müsait olmayabilir. İşte insanlar utanıyorlar bir şekilde. Hani misafire senin odanı gösterme. Evet. Ya bakın yani ben bunlar gerek bile yok bunu söylememe ama şimdi söyleyeceğim şeyler daha önemli. Biz bu derneği ilk kurduğumuz zaman sokaklarda gittik. Nerede engelli var falanca yerde gittik. Dedik ki yani bu insanları biz sokağa kazandırmak istiyoruz. Yani niye gizliyorsunuz engelli çocuklarınızı? Birçok kapıdan kovulduk biz. Yani sana ne kardeşim benim engelli çocuğumdan? Yani insan ne zaman ortaya çıkartmaya başladılar biliyor musunuz? Bu yeni engelli okulları faaliyete geçince ve evde bakım ücretleri verilmeye başlanınca bu çocukların hepsi gizli yerlerinden, bakın inanın ahırda bağlanan insanlar duyduk biz. Ahırda bağlanan engelliler duyduk. Evinin bir odasında zincirle, kemerle bağlanan insanlar duyduk. Yani birçok sorunu tespit ettik yerinde. Hatta yakın zamanda, bakın yakın zamanda engellinin üzerinden maaş alıp onu tamamen kısıtlayan, onu odasından dışarı çıkartmayan, o bakım maaşını kendi keyiflerine göre harcayıp o kişiye zırnık koklatmayan ve inanın 4 yıldır banyo yapmamış bir insan duyduk biz. 4 yıl banyo yaptırmamışlar insana. Ve o insan bir şekilde sosyal hizmetlere ulaşmış telefonu, elindeki telefon sayesinde. Ve oradan geldiler. Şimdi o aileden alındı.
başka bir ilçe ile oradaki kurumlardan birine yatırıldı. Şu anda adamın tedavisi devam ediyor ve tedavide %60-70 oranında iyileşme görüldü. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani bakın, maalesef şimdi engelli bir şekilde eğitimden, sosyal hayattan hep kısıtlandı bugüne kadar. Mesela devlet sınav açtı. Sınav EKPSS devreye sokuldu. O insanların, inanın bana, ben burada onlara kurs veriyorum. 4 tane temel ders üzerinden 5 tane falan hocaları tutuyoruz. Hocaları ayarlıyoruz Milli Eğitim ile beraber. Hocalar buraya geliyorlar. Ben şimdi onlar burada ders yaparken bazen onları dinliyorum. Bakıyorum, çok basit bir soru. Çok basit bir soru olmasına rağmen o çocuklar o soruya cevap veremiyorlar. Yani o zaman üzülüyorum. Neden? Çünkü abi eğitim görmediğin, eğitim vermediğin, eğitmediğin insanlara hangi soruyu soracaksın, hangi sınava tabi tutacaksın? İşte devlet bir daha bunun içinden çıkamadı, kural sistemine getirdi. O da mesela okula gitmeyen, işte okula gitmiş, şey, ilkokul bitirmiş, ortaokulu bitirmişler, bu kural sistemine tabi tutuluyor artık. Liseyi bitiren, inanın liseyi bitirenler de cevap veremiyor. Mesela hoca, biz şu tahtamız, bakın arkada tahtamız her zaman orada durur bizim. Orada sürekli sınıf halidir burası. Mesela din dersi orada verilir. Her şey, yani engellerimizi bir şekilde takviye etmemiz için bazı eğitimleri verdirmemiz gerekiyor. Onları hep burada veriyoruz. Şimdi öyle sıkıntılar, öyle kötü durumlar görüyoruz ki, liseyi bitirmiş çocuk, yani ilkokul düzeyinde matematiği yok. Yani şimdi bunu hangi sınava tabi tutacaksın? Maalesef onlarda olmuyor. Yani bir şekilde gerekli eğitim, mesela gerekli eğitimin verilip de başarılı olan çok engellimiz de var bizim. Şu anda makine mühendisi, bilgisayar mühendisi engellilerimiz de var. Onlar da işte ailenin ileri görüşü, yaşadığı çevrenin böyle kalıplaşmış çevreler olmaması dolayısıyla, ileri görüşlü olmaması nedeniyle okullarda bir şekilde okuma imkanı bulmuş. Güzel eğitimler aldıktan sonra da güzel yerlere gelmiş insanlarımız var. Yani tabii ki bunlar üzücü. Ha, yani bunlar çözülebilir mi? Ha, bunlar tabii ki akılcı devlet politikalarıyla, samimi devlet politikaları çözülebilir, çözülür. Olmayacak diye bir şey yok. Şimdi hiçbir şey için geç kalmış değiliz ayrıca. Tabii ki çok haklısınız. Şimdi burada ben de bir öğretmen olarak ve eğitimci olarak ben de bir şeyler söylemek istiyorum engellilerin eğitimiyle ilgili. Şimdi bir kitabımız var. Christy Brown'un Sol Ayağım diye bir kitabı var. Kitabımız var. Bu işte 3-4 yaşında engelli olduğu anlaşılan Avrupa'da bir öğrenci, çocuk. 3-4 yaşlarındayken engelli olduğu anlaşılan, yani vücudunun felç olduğu anlaşılan bir çocuk. Buna tabii direkt doktor muayeneye götürüyorlar. Çocuğa direkt işte zihinsel engelli raporu veriyor doktor. Fakat ona bir tek annesi inanıyor. Annesi onun zihinsel engelli olmadığına inanıyor. Onun eli oluyor, onun ağzı oluyor, onun gözü oluyor. Yapamadığı her şeyi onun adına yapıyor. Tabii bu çocuğun bir de ablası var. Ablası işte tahtada yazarken kendisi ağzıyla söylüyorum. İşte istemeden sol ayağı o tebeşire kapıyor sol ayağıyla. Ve bir şeyler yazmaya başlıyor. O günden sonra sol ayağının felçli olmadığını ya da sol ayağını en azından kullanabildiğini fark ediyor. Ve Zihinsel olmadığını. Evet. Oraya geleceğim. Fark ediyor, dünyanın işte sayılı ressamlarından oluyor. Biz de maalesef, hani Einstein demiş ya, ne hazin bir çağda yaşıyoruz, atomu parçaladığımız dünyada ön yargıları parçalayamıyoruz diye. Biz maalesef ön yargılarımızı atamıyoruz. Bugün yine işte konuşurken Çankaya'da okumuş bir arkadaşla, işte Çankaya'da kalıyormuş okurken, şöyle bir cümle kullandı bana, çok çarpıcı geldi. Yani bu fazla değil, 5-10 yıl önce, ki Çankaya'da Türkiye'nin en gelişmiş yerlerinden birisi. Okula gidip gelirken balkonlarda engelli çocukların inlemeleriyle geçiyorduk sokaklardan dedi. Yani artık zihinsel engelli midir, artık nasıldır bilemiyorum ama balkonlara maalesef bırakmışlar. Tabii bunlar bizi
İşte diyorum ya, en büyük engel aslında sevgisizliktir, anlayışsızlıktır. İnsanlara farklı gözle bakmak. Halbuki şimdi bizim ülkemizde çok önemli, çok ciddi, çok büyük adımlar atıldı. Engellilerin özellikle son 20 yılda diyelim. Engellilerin bakımı ile ilgili, eğitimi ile ilgili, ulaşımı ile ilgili oldu. Müthiş devam çalışmalar ediyor. Oldu. İnşallah evet. Daha iyi ileri gider, evet. Daha ama kalıcı burada, çözümler burada, buluruz. Burada tabii şunu söylemek lazım. Ne toptan yüceltici ne toptan öldürücü olmamak lazım. Yani tabii ki. Her zaman gerçekleri konuşmak lazım. Şimdi elimde yine OECD verileri var. Onlardan birkaç veri paylaşmak tabii. istiyorum. Kıyas önemli en azından. Nerede olduğumuzu. Hani derler ya, başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zanneder. Evet. O durumda olmayalım. Şimdi bizde 4 engelliden biri yardım alabiliyor. 4 engelliden. Bu Türkiye Sakatlar Federasyonu'nun raporundan bu. Evet. Avrupa'da 4'te 4. Evet. Yani çok büyük yol aldık. Bak, hiçbir itirazım yok. Müthiş. Alkışlıyoruz. Ama geldiğimiz nokta daha başındayız. Yani daha evet, olayın ne kadar başındayız. Bu bizi, bu sayıları niye vermek ama istiyorum? Şimdi şu anda 4'te 1 dedikleri büyük ihtimalle o 2019 raporu. 2019 raporu. 2019 raporu. Yani şimdi mesela zihinsel burada bazı okullarla bu sayının yükseldiğini düşünüyorum ben, ama tabii köylerde bir sürü insanımız var. Maalesef yani, hiç eğitim alamamış. Tabii Türkiye yardım geliri olarak da ne almış? İşte evde bakım maaşı almış. Hı-hı. Bir şekilde bu şekilde yardımlar alabilmiştir. Hı-hı. Ama tabii ki yani bu 4... engelli olup da hocam bakın engelli Hı-hı. olup da Hı-hı. şu anda mesela böbrek hastaları var. Çalışamıyor adam. Ama bir şey de alamıyor. Yani o bir şekilde hayatını idam ettirmeye çalışıyor. Yani böyle bu tür durumlar da olabilir bu hesaplamanın içinde. Şimdi tabii ki şimdi burada elimde bir sürü tablo var. Bu tablolara boğmak istemediğim için vermedim, ama şöyle söyleyeyim. 2016 yılına kadar var. İşkur'un engelli başvurusu var. Ama çok ilginç. 2007'den sonra işçe yerleştirilenlerle ilgili İşkur ve TÜİK bilgi vermemiş. Bunu da yine Sakatlar Federasyonu'ndan. Evet. O sayılar var. Kamuda ve özelde az önce siz de vurguladınız. Mesela 2019 yılına ait söylüyorum. Fazla sayıya boğmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Sizin söylediğiniz oranda, kamuda yüksek oranda kota var. Evet. O kota dolduruluyor ama özel sektörde bu doldurulmuyor. Memur sayısı 2017 Ekim'in verilmiş en son. 49 bin engelli memur sayısı. 49.873. Bugün de olsun 100 bin. Şimdi şöyle. Yani şöyle baktığımız zaman Türkiye'de 15 milyon memur var. 100 bin oranlamayı siz yapın. Evet. Hani evet çok güzel en şeyler. Son, en son bildiğim rakam, aklımda kalan rakam var. O da 21 bin civarı. 21 bin civarı bir devletin engelli memur açığı var. Açığı var. Açığı var. Ben şu anda var olanlar, evet, hani mukayese edilsin, kıyaslama yapılsın diye söylüyorum. Hani biraz da engellilerin büyük çoğunluğu da aslında hı, özel firmalarda, özel fabrikalarda, özel şirketlerde çalışıyor. Hani büyük bir çoğunluk. Ne güzel, ne güzel. Bir bilgi daha var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre engellilerin %80'i maalesef gelişmekte olan ülkelerde. Yani bizim gibi, evet, ülkelerde. Evet, maalesef. Yaşıyor. İşte. Geri kalanları yani maalesef geri... Hani geçen programda da söyledim. Bizlerde şöyle bir alışkanlık peydah oldu. Cebimizde para olduğu zaman biz gelişmiş zannediyoruz kendimizi. Bu maalesef Emevi kültürünün, Arap Emevi, Bedevi kültürünün bir ürünü. Hani klozetleri bile altından yapınca ne çok geliştiğini, evet, zannediyorlar. Halbuki gelişmişlik demek insana yatırım yapmak, her türlü insana, yani her entül engeli olan insanlara insanca yaşama hakkı verebilmekten geliyor. Yani Saddam'ın da her yerde sarayı vardı, değil mi? En son yıkıldı. Tabii biz burada yine eğitimle ilgili bir bilgi daha vererek yeni bir konuya geçmek istiyorum. O da şu, şimdi biz Batı'yla kıyaslıyoruz hep. Onunla karşılaştırıyoruz. Tabii ki bizim hedefimiz muasır, evet, medeniyet, evet, olduğu için orayla karşılaştıracağız. Evet. Şimdi Batı bizim engelli eğitimiyle ilgili şöyle bir yol izliyor. Biz mesela bir eğer vatandaş görme engelli ise aynı zamanda işitme engelli de oluyor ama biz o alanda eğitim vermeye çalışıyoruz. Batı diyor ki
bir insanın bir alanda eğer engeli varsa diğer alanlarda daha fazla yeteneği vardır. Mesela işitme ve görme engelli olan insanların koku alma hissi çok fazla. Mesela şu anda bir isim var elimde. George Aldrich diye bir vatandaş. 10.000'in üzerinde kokuyu algılayabiliyor. Bu adam NASA'da çalışıyor. Amerika'da özel yetiştirilmiş bu adam, bu insan. Yani bu örneği niye veriyorum? Bu örneği şunun için veriyorum. Bizler de aslında ortopedik engelli olup, görme engelli olup, işitme engelli olup ama çok zeki ya da çok yaratıcı, çok üstün nitelikleri olan insanlarımız mesela, var. Ünye'de bir biz bu insanlarımızı vereyim. Maalesef bu ön yargıyla da kaybediyoruz. Mesela Ünye'de bir örnek vereyim. Buyurun. Şu anda benim oğlumun açmak üzere olduğu dükkanda resim yapan, hatta bir melek resmi yapan bir kardeşimiz var, Arif. Arif mesela çok iyi bir ressam. Mesela ben Arif'le birlikte çalıştık. Yıllar önce kafem vardı benim. O kafenin duvarına Arif 4 tane kartpostalı birleştirerek bir resim yapmıştı. İnanın o resmin önünde fotoğraf çektirmek için ta Giresun'dan insanların geldiğini biliyorum. Hani benim masamdan beni kaldırıp orada o arkamdaki fotoğrafın önünde durup biz bu fotoğrafı görmek ve bunun önünde resim çekilmek için geldik diyen insanları hatırlıyorum. Ve onu da o resmi de o duvara yaptırdığıma da çok üzüldüm sonra. Çünkü o bina tadilat yaparken o duvar yıkıldı. Maalesef. Keşke onu ben bir tuvalin üzerine yaptırsaydım. Şimdi bu şekilde örnek veriyorum. Mesela az önce bahsettiniz ya işte zihinsel zannediliyormuş. Sol ayağımdaki gibi. Ya, evet. Şimdi Stephen Hawking diye bir adam var. Yani evet. Bu uzayı çözmüş evet, adam. Çözmüş adam. Yani bugün uzayda galaksiler arası yolculuk yapıyorsak yani Stephen Hawking'in bir sürü ortaya koyduğu tez, teori. Yaratıcı fikirleriyle. Evet. Onların sayesinde gidiyoruz. Belki biz de bizim insanlarımızda bu bahsettiğimiz isimlerden çok daha yetenekli, çok daha üst evet. düzeyler var. Ama biz o ön yargıyla bakarak, ne bileyim balkonlarda tutarak evet, ya da evde ondan utanarak o toplum içerisine çıkmasını evet. istemediğimizde kaybettik. Şunu Cumhur Hocam, son bu buyurun. Konuyla alakalı buyurun. Eğitimi orada kapatalım. Yani inanın bana eğitilemeyecek hiçbir engelli yok. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok ağır bir şekilde zihinsel engelli de olsa o sevgiyle uygun eğitimle mutlaka bir aşama kaydediyor. Ben bunu neden söylüyorum? Ünyemizde biliyorsunuz bu ağır engelli zihinsel engellilere eğitim veren kurum var. Okulumuz da Bayramca'da. Evet. Hatta ben onun birkaç şeylerine katıldım. Orada böyle olumsuz, vuran, kıran işte bağıran engellilerin o kadar tatlı olmuşlar ki ben oraya gittiğim zaman hemen bana geldiler, elimi tuttu, hoş geldin, sarılıyorlar. Yani eğitilmişler. Ben hocalarını tebrik ettim kaç sefer. Yani mükemmel işçilik yapmışlar, mükemmel iş çıkartmışlar. Yani bu ne demektir? Demek ki insana özen gösterildiğinde, samimiyetle, sevgiyle yaklaşıldığında çözülmeyecek hiçbir eğitim sorunumuz yok bizim. Valla öğretmen arkadaşlarımız kısıtlı imkanlarla mucizeler evet. başarmasıyla dünyada. Gerçekten ben evet. bütün Ünyelilere evet. o okulları ziyaret etmelerini öneriyorum. Evet. Bu ticaret borsasının yaptırdığı evet. okuldan bahsediyorum. Öğretmenlerimizin ellerine, emeklerine evet. sağlık. Bu öğretmen maaşı düşünülerek yapılacak bir iş değil. Değil. Gerçekten kısıtlı imkanlarla mucizeler başarıyorlar. Bu Avrupa Birliği projeleri kapsamında Yunanistan'a gitmiştim. Oradaki proje ortağımız okul engelli okuluydu. 2010 yılında okulun, o engelli okulun bilgisayar sınıfına götürdüler beni. Bilgisayar atölyesine diyelim. Şöyle gördüğünüz klavye, ekran yok. Yani kimisi sadece kafası hareket ediyor. Kafası hareket edilmesi için ona uygun bir teknik geliştirmişler, aparat geliştirmişler. Evet. Hani vücudunun neresi çalışıyorsa, hani az önce dediniz ya, öğrenemeyen engelli yoktur. Öğretemeyen program, öğretemeyen öğretmen vardır aslında. Herkes her şeyi öğrenebilir. Yeter ki onun anlayacağı uygun, evet. onun anlayacağı seviyede anlatabilsin. Sonra herkes her şeyi öğrenmek zorunda da değil. Yani eğer siz ağır engelli diye teşhis konulmuş bir insana en azından temel yaşam becerilerini
kazandırabilirsiniz. Kazandırılmadı. Ve orada okulda onu gördüm. O kazandırılmıştı. Evet. Ve ben öğretmenleri özellikle tek tek kutladım. Evet. Birkaç sefer oraya gitmişliğim var, davet edilmişliğim var. Hatta yine de gitmek istiyorum uygun zamanda. Ünye bu konuda iyi. Hani engelliler için meslek okulu da açıldı. Hani meslek lisesi de açıldı. Evet. Ama tabii Ünye'nin bir anekdotla oraya bağlamak istiyorum. Eğitimi de onunla bitirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Yunanlar İzmir'i işgal ettikleri zaman İzmir'in yakınlarında bir köşkü giriyorlar. İşte Yunan komutanı o köşke çıkarken Türk bayrağını seriyorlar. Yunan komutan işte Türk bayrağını çiğniyor, üzerinden geçiyor. Evet. Tabii gün geliyor, biz geri alıyoruz. 9 Eylül'de mütekabiliyet ilkesi vardır uluslararası ilişkilerde. Evet. Onun gereği olması gerek. Mustafa Kemal de aynı köşke giriş yapıyor ve tabii oradakiler Yunan bayrağını seriyorlar. Mustafa Kemal bayrağı kaldırınız diyor. Bir bayrak bir milletin onurudur, şerefidir. Biz kimsenin onurunu, şerefini çiğneyemeyiz diyor. Ama diyorlar işte onlar böyle yaptı. O onların densizliğidir. Türk milleti öyle densiz değildir diyor. Yani bunu niye anlattım? O köşk Türkiye'nin ilk sağır ve dilsizler okulu oluyor. Çok önemli, biliyor musunuz? Evet. Bunu niye söyledim? Gelirken internetten baktım. Türkiye'de maalesef sağır ve dilsizler okulu dediğimiz okul 16-17 tane. Buraya en yakın Tokat'ta. Evet, Tokat'ta var, Ankara'da evet, var. Evet. Yani 16-17 çok önemli. Tane. Erzurum'da var, oralarda Ankara'da ders görmüş. Var. Evet. Oralarda yatılı kalmış bir sürü arkadaşımız var bizim. Ya bu orada da açılsın. Evet. Yani burada bu hizmeti alacak çok arkadaşımız evet. var. Maalesef. Çok arkadaşımız var. Onlar bizim arkadaşlarımız, canımız, ciğerimiz. Peki son olarak bir konu daha dile getirmek istiyorum. Sonuna mı geldik hocam, ne yaptık? Evet, yani, sizinle tabii böyle güzel konular konuşacağız. Zaman su gibi akıp gidiyor. Aklımdakilerin çoğu duruyor. Söz vereceğim, söyleyeceksiniz. Bu konuya da değinmeden hani ben en azından rahatlamak istemiyorum. Şimdi önleyici engellilik diye bir kavram gelişti evet. biliyorsunuz. Şimdi bu önleyici engellilikle ilgili iki husus var. Siz daha iyi anlatırsınız isterseniz. Birincisi işte bu SMA hastaları için. Şimdi, evet yani buyurun. Mesela birçok aşıyla birçok engelliliği önlüyoruz şimdi. Mesela tıp dünyada ilerliyor. Ülkemizin bu konuda ben ileri olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum. Mesela anne karnında yapılan tetkiklerle örnek mesela bir tanesi çok basit. Mesela hepatit C hepatit B hastası olan bir annenin doğurduğu çocuk hepatit hastası olmuyor. Neden? Çünkü doğum öncesi hamilelik esnasında belli tedavileri gördüğü için karaciğer hastası olarak doğmuyor o çocuk. Ve annesinden de ona bulaşmıyor. Şimdi mesela anne karnında mesela bir SMA hastasını düşünelim. Veya işte bir otizmli, Down sendromlu, disleksi. İşte pardon, bunları disleksi. Bunları anne karnında yapacağımız tetkiklerle artık doktorlarımız çözebiliyor. Şimdi tabii ki bir de şu var. Maalesef Türk toplumunun naçizane talihi diyeyim buna. Mesela Taşra'dan o merkezlere ulaşmak çok zor. Mesela insanlar hani burun testini yapmayı göze almıyorlar. Belki de masraflı çok. Masraflı. Evet yani çok büyük paralar gerekiyor bunun için. O yüzden mesela Allah ne verdiyse kadercilik biliyorsun had safhada ülkemizde. Hani verene de Allah'a şükürler olsun. Halbuki yani Allah çocuğun engelli olmasını sağlık vermez. Yani sen o çareyi arayacaksın, o önlemi alacaksın. Ya bu konuda bu, mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bu SMA hastaları evet. engellemek için hani yani bir merkez kuruyor. Büyükşehir evet. Belediyesi'ne evlilik için müracaat eden çiftlerin onunla ilgili testlerini evet. ve eğer öyle üstlendi, bir şey tedavisini evet, üstlendi. Hani şimdi, bu inşallah örnek olur. Ünye Belediye'mizde de olur. Ordu yani Büyükşehir'de de olabilir. İnşallah. Hocam bir de şu var. Mesela bu SMA hastaları olsun, kas hastaları olsun ve o disleksi dediğiniz diğer birçok çeşit benim dilim dönmüyor bazılarına. Bu hastalarımız yurt dışında tedavi görüyorlar. Dünyanın parasını ödüyoruz yurt dışına. Evet. Mesela kampanyalar düzenliyorlar. Ben birçok kampanyada katıldım. SMA için 2 milyon 400 bin, 2 milyon 500 bin euro mu? 2 milyon euro diyorlar. Evet euro. Şimdi o da
Türk parasına devreye girdiği zaman 35-40 bin lira, 40 milyon liraya yakın eski bir para. Eski parayla yaptı. Trilyon, yeni parayla milyon, evet. Milyon. Yani bu paralara denk geliyor. Bu paralar ülkemizden gidiyor. Halbuki ben şunu araştırmalarımda şunu öğrendim. 500 milyon dolarlık, yani 1 milyar dolar değil bakın. 500 milyon dolarlık bir yatırımla bizim çocuklarımızın ölmesini, Amerikalılara gidip dünya kadar paralarının oraya ödenmesini önleyebiliriz. Biz neden Türkiye'de bu sistemi kurmuyoruz diye düşünüyorum. Yani inanın gerçekten üzülüyorum. O çocuklar, yani birçoğunu da kaybediyoruz maalesef. O paralar tedarik edilemediği için, toplanamadığı için veya aile kampanyaya yeterince yayamadığı için. O süreçinde ailenin çektiği sıkıntıyı düşünün. Evet. Yani çocuğun kilo almasın diye. Bir zaman var yani, evet, arada zaman kilo, var. Kilo almasın diye yemek yedirmiyor, evet. Değil, evet. Mi? Yani bu acı maalesef. Aslında bunlar mesela. Bütün bunlar önlenebilir daha, evet. Doğumdan önce. Evet. Yani bunlar önlenebilir. Mesela çocuk felci, bakın çocuk felci aşılarını önceden çoktu çocuk felci. Benim çocukluğumda, benim gençliğimde, hatta benim buradaki üyelerimden birçoğu çocuk felci hastasıydı. Yani bir aşıyla bu insanların kurtulma durumu var. Yani bu zamanla aşıladık, aşılandı. Hatta ben bile katıldım, birkaç tane aşılama programına katıldım. İnsanlar o kadar bir beyinleri yıkanmış ki maalesef bu da dindar kesim değil. Dindarlıktan ayrı bir yobaz kesim var. Bunlar da şunu düşünerek, işte Müslüman çocuklarının kısırlaştırılıp nüfusun azalmasına yönelik bir çalışma olarak bunu lanse ettiler. Maalesef o dönemlerde birçok aile çocuğunu çocuk felci aşısı olmasına... Cahillikten kaynaklanıyor. Cahillikten kaynaklanıyor. Muş'ta mesela böyle bir olay olmuştu. Çocuk felci olmuş. Niye? Ya işte bize dediler ki, diyor şimdi, o da cahil bir insan. Bize dediler ki bu kısırlaştırıcı, evet. Bir ilaç. Şık bakın, öyle dedi, yapmadı. Demek ki, evet. Benim dediğim doğru. Ya doğru tabii. Yani burada başka türlü cahil. Orada ama her yerde bir şimdi, cahilimiz var. Şimdi hocam öyle bir şey ki. Hı. Mesela bir köyde 100 tane çocuk düşünün. 98'i aşılandı. Oradaki aşılanmayan o iki çocuk var ya. Hepsini o maalesef. Çocuk hepsinin aşısını maalesef sıfıra çıkarıyor. Evet. Yani onlara tekrar aynı çocuk felci yapabiliyor o iki mikrop. Yani o çocukta bulunan iki mikrop. Yani bunlar tabii ki önlenebilir şeyler. İnanın ben mesela engelli oranının düşmesini bekliyorum. Ama maalesef bakıyorum gıda yani böyle denetimsiz gıdalardan, bozuk GDO'lusu, yani genetiğiyle oynanmış, ilaçlanmış gıdalardan maalesef birçok insanımız daha fazla artarak engelli oluyor. Evet. Hatta bu yeni engelliler de yani genelde de hep zihinsel ve boyutları çok yüksek, eğitimi çok zor insanlar haline geliyorlar. O yüzden ben yetkililerden yani rica edeyim en azından bu program vasıtasıyla yani şu pazara bir çıksınlar, şu denetimleri yapsınlar. Neil Armstrong aya çıkınca demiş ya, bizim için küçük, dünya için büyük. Evet, belki televizyonumuz küçük ama büyük sesleniyoruz. Evet, engellilerin sayısını, evet. Azaltmalıyız. Bu gelişmişliğimizin bir göstergesi. Bence İnşallah. Kişi başı düşen dolardan daha çok, değil mi? Engelli sayısının ne kadar düşmüş olması bizim insana verdiğimiz değeri, gelişmişliğimizi gösterir. Mesela pazarlardaki satılan ürünler, o tezgahlardaki ürünler, gıda maddeleri özellikle denetlenebilir. Ben bunların denetlendiğini hiç görmedim. Yani buralardan yani böyle şikayet olmadığım sonra bir numune alınıp da bunların gerekli yerlerde tetkiklerini yapılıp sağlığa yararlı mı, zararlı mı olduğunu, araştırıldığını inan çok ender görüyorum. O da şikayetler dahilinde oluyor. Yani yetki karmaşası. Belediyenin maalesef, alanı ayrı, tarım müdürlüklerinin ayrı, hocam, sağlık bakanlıklarının ayrı. Hocam pazarda tek elde toplanmalı. Pazarda adam tezgaha koymuş sucuk satıyor. Kaç lira sucuk diyorsun? Diyor ki 10 lira. Allah aşkına 10 lira sucuk olur mu? Yani bu sucuk nedir? Etten olan bir şey. Yani 10 liraya nasıl yaptın da bunu yarım kiloluk şöyle uzun sucuğu sen 10 liraya verebiliyorsun? Yani devlet bunu sormuyor mu arkadaş? Sen bunu neden yapıyorsun? İçine ne koyuyorsun bunun? Et koyarsan bu 10 liraya satılmaz. Maalesef işte bu denetimsizlikler bugün engelli oranını hem de bu ağır engelli oranını çok yükseltti. O yüzden mesela trafik kazaları. Maalesef bu son günlerde biraz azaldığı gibi trafik kazaları da ama yine de hala bir yani bir bayram kutlamasına giderken
bir düğün kutlamasına giderken, işte bir aile ziyaretine giderken, yani uymadığımız trafik kuralları yüzünden bir sürü kazalar yaşanmakta, hala yüzlerce zayiat vermekteydi, insan ölmekte. Evet. Bu da can ve mal kaybına yol açmakta yani maalesef. Bu önlenebilir engelle, bir de akraba evlilikleri var. Evet, akraba evet. evlilikleri mesela en büyük evet. önlenebilir alan orası bence. Evet. Çünkü ya şimdi mesela öyle aileler var ki ya bir çocuğun var, engelli. Ya hala ikinci çocuğu yapmışsın, o da engelli. Ya insan birinden ders almadın, ikincinden de ders almadın. Abi üçüncü çocuğuna bakıyorsun, o da engelli. İşte bu akraba evliliklerinde genetik çakışmasından dolayı zihinsel evet. engelli çok yüksek evet. oran. Hani maalesef. 26 yıllık eğitimciyim ve dünyanın birçok yerinde, ülkenin birçok yerinde çalışmış öğretmen arkadaşlarım kendimizce. Şöyle bir istatistik çıkıyor ortaya. Yani bakıyorsun mesela öğrenim güçlü ya da zihinsel engelli olan çocukların soyadlarının hep aynı olduğu ortaya çıkıyor. Bakıyorsun evet. akraba evliliklerinden. Maalesef. Akraba evliliklerinden. Maalesef. Yani bu akraba evliliklerinin... Yani biz engellilerle ilgili bir derneğin yetkililerinden biri olarak ben bunu bünyemizde birçok alanda gördüm. Yani aynı kardeş mesela bir evde 4 çocuk var. 4 çocuğun 3'ü kas hastası. Yani bunun genetik olarak ırktan veya ailenin DNA'sından geldiği düşünüyorum. Bu, evlilik yani öncesi, bu neden olabilir? Bu, evlilik öncesi bunlar evet, anlaşılabiliyor. Çoğu, tıp, evet, çoğu akraba evlili. Evlili. Evet, çoğu akraba maalesef. Evlili. Mesela bu da Yavuköy'ünde çok var. Bakın o bölgede İsim çok var. İsim vermeyelim biz şimdi. Evet. İsim vermeyelim. Pardon diyelim o zaman. Şöyle şimdi hocam. Şimdi ben konu çok uzadı. Çok başlıklarım var. Ben sözü size bırakmak evet. istiyorum. Bu akşam. Ben de küçücük değinerek tabii, konuyu kapatalım. Mesela hani buraya aldığım notlardan işte ortopedik özürlülerin protez ücretlerini devletimiz maalesef kısıtlamış durumda. Evet. Sonra işte bu engelli araçlarının engelli araçları ile ilgili maalesef çok düşük evet. miktarda devletimizin yardım evet. ettiği belli. Hatta bu arabaların belli bir ömrü var, bakıma ihtiyacı var. Bunlarla ilgili yardım yapmadığı ile ilgili birçok başlık var ama bu sorunları ben dile getiremem. Siz yaşayan birisi olarak evet, şimdi, duygularınızla birlikte buyurun. Şimdi devlet 2007 yılında en son bir kanun çıkarttı ve dedi ki işte tekerlekli sandalyeye şu kadar, akülü arabaya bu kadar, işte proteze şu kadar para vereceğim. Yani destek veriyorum dedi. Ama 2007 yılından sonra ekonomik şartlar o kadar arttı ki, o kadar değişkenlik gösterdi ki şimdi o paralar çocuk harçlığı gibi kalıyor. 2007, mesela 4 liraydı. Mesela tekerlekli sandalye. Bugün, o gün tekerlekli sandalyeler, en iyi tekerlekli sandalye 1000 liraydı. 500 liraya kullanılabilir, çok iyi bir tekerlekli sandalye alabiliyordun. Devlet de bunun 400'ünü veriyordu. Ama şimdi devlet yine 400'ünü veriyor. Bakın yıllar geçtikten sonra, 14 yıl geçtikten sonra döviz aldı başına gidiyor. Yani ekonomi bu kadar, altın, şu bu hepsi yükseldi. Ama bu hala yerinde duruyor. Mesela akülü araba verdiği zaman devlet bunun 2000 lirasını veriyor. Örnek veriyorum. Ama şu anda 2000 liraya araba yok. En ucuz arabalar 6-7 bin lira şu anda. Bu da dandikleri yani. Ama şöyle iyi kullanılır bir araba almak için kalkarsan en az 20-25 bin lirayı gözden çıkartacaksın. Yani orada da bu rakamlar bu sefer komik duruma geliyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Yani o rakamları almaya kalksak bir sürü yine kriter önümüze çıkıyor. Nedir? Mesela ben yürüyemediğim halde devlet bana ne tekerlekli sandalye veriyor ne akülü araba veriyor. Diyor ki normal tekerlekli sandalyeyi veriyor pardon. Ellerini de kullan diyor. Akülü arabayı vermiyor bana. Neden? Ya diyor KOA hastası olacaksın. Ya karaciğer hastası ya ağır kalp hastası olacaksın ölümcül. Ya da diyor şu kollarından biri olmayacak veya sakat çolak olacak. Şimdi ya ben diyorum ki ben yürüyemiyorum hocam. Mesela doktorlarla çok kavga ettim ben bu konuda. Ben yürüyemediğim için istiyorum. Yani bu yemek yemek için elimle alakalı ne alakası var? Yani yemek yemeyeceğim ben bu arabayla. Bu arabaya bineceğim istediğim yere gidebilmek için. Yok devlet böyle bir kanun koymuş maalesef. Doktorlar da hazırlar böyle bir şeye zaten. Doktorlar da vermiyor. Yani bu raporu vermiyorlar bize.
Mesela ben, bakın, 14 yaşından sonra engelli kaldım. Bugün 58 yaşındayım. Yani 44 yıldır engelliyim. Ben 44 yıldır bir engelli olarak devletten bir tane tekerlekli sandalye almış değilim. Ben devletten daha bugüne kadar bir tane akülü araba almış değilim, alabilmiş değilim. Olmak istedim, çok mücadele ettim. Ama yani ben şimdi benim binebileceğim bir tekerlekli sandalyenin fiyatı 5-6 bin lira bugün en az. Yani o sandalyelerin kaliteleri çok fark ediyor. Aerodinamiği çok iyi tekerlekli sandalyeler var. Onlarla rahat gezebiliyorsun. Örnek veriyorum, şu Ünye'nin yollarında, caddelerinde biz akülü arabayla zor geziyoruz. Tekerlekli sandalyeyle gezme şansımız hiç yok. Yani çok zor. Ya da mesela Avrupa'da yaşamış, halen şu anda Ünye'de yaşıyordu. En son İzmir'e yerleşti. Orada yaşıyor. Şu anda bir kardeşimiz var, Mahmut diye. Mahmut orada oranın standartlarına uygun aldığı arabayı burada çok rahat bir şekilde dünyanın her tarafında kullandı. Neden? Araba çok hafif. Titanyum alaşımlı. Karbon fiber bilmem. Yani böyle bir sürü metalik şeylerle yapılmış bir araba. O tekerlekli sandalye. Maalesef bizdekiler işte Kore malı, işte Tayvan malı, Çin malı. İnanın öyle tekerlekli sandalyeler var ki 10 gün kullanamadık biz burada. 10 gün. Bu akülü arabalarla ilgili projeleriniz var. Onlardan da bahsedin isterseniz. Evet, yani biz artık şimdi bu sorunlar, işte maalesef bu kötü komşu var ya şu, bize bizi mal sahibi yapacak sonunda. Şimdi biz atölye kuracağız. Atölye kurduğumuz, burada ilk etapta engellilerin araçlarını, Ünye'de biliyorsunuz çok sayıda akülü araç var. Ünye neredeyse akülü araç mezarlığına dönüşmüş durumda. Biz o araçların hepsini tamir edeceğiz. Onlarla ilgili kurslar düzenleyeceğiz burada. Güzel bir atölye açacağız. Bu ilerleyen zamanda da bu atölyeyi imalata yönelik. Örnek veriyorum, yani biz Türkiye'de bu araçlar üretilmiyor biliyorsunuz. Ne oluyor? Yurt dışından parçaları geliyor. Burada montajı yapılıyor. Ya yani gerekirse biz de montajını yapacağız. Ama yani bir şekilde bu arada bu fiyatın yükselmesine sebep olan spekülasyoncular var ya. Yani bunları aradan çıkarıp yani kendimiz üreteceğiz. Gerekirse mesela istediğimiz hızda, ona göre vücut fonksiyonlarımızın durumuna göre araçlar üretip bunu engellilerimize sunmak bizim hayalimiz. Benim en büyük hayalim bu. İnşallah yapacağız tekerlekli sandalyeye. Ama tekerlekli sandalyeyi yapacağım. Buradan yetkililere de sesleniyoruz, bu konuda yardımcı olalım. Evet, çok güzel bir proje. Evet, inşallah. Herkesin destek şimdi olması gerekiyor. Yılbaşından sonra belli olacak. O bu proje geçtiği gün Ünye'de engellilerin çok rahat edeceği bir gün. Heyecanla bekliyoruz inşallah o projemizi. Peki Aslan Bey, programımızın sonuna yaklaştık. Söylemek istediğiniz, aklınızda kalan, söyleyemedim evet. Dediğiniz. Şöyle, engellilerin sosyal hayatın içinde birçok sorunu var. Erişilebilirlik sorunu. Mesela uçaklar uluslararası standartlarda işletildiği için, orada uluslararası kurallar geçerli olduğu için biz çok rahatız uçaklarda. Ama biz aynı rahatlığı otobüslerde göremiyoruz, trenlerde göremiyoruz. Mesela burada zaten tren yok. Tren olsa çok iyi olacak biz engelliler için. Mesela istiyoruz ki otobüslerle, biz şehir arası otobüslerle istediğimiz yere gidelim. Mesela Antalya'ya gidelim. Diyarbakır'a gidelim. Yani biz bu otobüsü kullanalım. Maalesef şu anda... Ya da şehir içinde buradan hastaneye gidelim. Evet. Mesela ben şu anda bir ordulu olarak orduya gidemiyorum. Maalesef gidemiyorum çünkü bana uygun otobüs yok. Yani bana değil, engelliye uygun otobüs yok. Şimdi Antalya'da belediye otobüsleri var. Adamlar her türlü aparatı koymuşlar. Engellilerin rahat binişini yapıp seyri seferini sağlamak amacıyla. Ve oradan Alanya'ya da göndermişler bundan. Mesela en son bildiğim kadarıyla 29 tane otobüs gönderdiler Alanya'ya. Yani Alanya'nın bir de kendi belediye otobüsleri varken. Şimdi biz orduya bakıyoruz. Ya Ünye'nin Türkiye'de sanki belediye otobüsü olmayan tek ili ordu. Yok. Şimdi mesela ama biz üstü açık gezen otobüs aldık geçen. Gezeceğiz onunla.
Vallahi ben üstü açık otobüs görmedim. Herhalde onlar turistik gezilerde. Sizin için değil o. Yani. Evet anlıyorum. İlçe ilçe gezeceğiz onlar. Akkuş'ta yani, neyle üstü açık şimdi bilmiyorum ben artık. Ben büyükşehir yetkilileriyle üye belediyesi. Biliyorsunuz ben meclis üyesiyim ayrıca. Mecliste de yaptığım konuşmalarımda hep şundan bahsediyorum. Yani biz engelliler olarak bizim en büyük özgürlüğümüz ulaşılabilirliğimiz. Yani erişebilmemiz. Yani biz bir istediğimiz yere erişemiyorsak, istediğimiz yere ulaşamıyorsak, şehrin caddelerinde istediğimiz gibi kimseye muhtaç olmadan gezemiyorsak biz özgür değiliz. Maalesef biz özgürlüğümüzü istiyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için ya diyoruz ki şu Ordu ile Ünye arasına, hatta Ordu ile Samsun arasına bir tane otobüs koyun. Bu günde iki sefer yapsın ya, yeter, sorun değil. Sabah, yani sabah gidelim, akşam gelelim. Veya sabah giden öğlen gelsin, öğlen tekrar gitsin, akşam tekrar geri gelsin. Mesela koyun bunu. Yani bu çok büyük masraf değil. Yani biz de az önce ne dediniz? Dünyanın en büyük azınlığı dediniz değil mi? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Ben de raporum. Evet. İşte bakın biz maalesef azınlık kalıyoruz. İşte azınlığımızı biz burada hissediyoruz. Şimdi diğer ya sağlıklı insanlar için otobüs koyuyorsunuz. Neden bizi düşünmüyorsunuz kardeşim? Biz nasıl geleceğiz? Mesela benim hastanenin yanında bir kızım var. Hatta bugün buradaydı kendisi. Bir yazı yazmış. O kadar güzel bir yazı yazmış ki. Yani bugün sizin bizim engelliler günümüzü kutlamanız, benim o otobüs kapılarında yine mi sen geldin, ya of seninle mi uğraşacağız diyenlere bir cevap olacak mı? Demiş. Yani bunlarla ilgili maalesef bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mesela hep engelliler için böyle pozitif ayrımcısı, beleşçi hani gözüyle bakılır. Yani pozitif ayrımları biz aslında istemiyoruz biliyor musun? Engelliler olarak hatta ben onların bir abileri olarak ben pozitif ayrımcılığı hiç benimseyemedim, sevmiyorum. Neden sevmiyorum onu da söyleyeyim. Bugün pozitif ayrımcılık uygulandığı zaman size orada bundan etkilenen insanlar size düşman oluyorlar. Mesela o kızımız %50 indirimle öğrenci bedeliyle yolculuk ediyor veya ücretsiz yaptı. Şimdi bunu bedavacı gözüyle görüyor insanlar. Geldiği zaman ya işte yine mi sen geldin? Of senden mi uğraşacağız? Gibi davranışlarla karşılaşıyor. Bu kızımızın en az 10 kere ağlayarak buraya geldiğini biliyorum ben. Bununla alakalı ne kavgalar ettiğimi biliyorum. Şimdi mesela bankaya gidiyorum. Banka otomatik olarak hemen sıra numarası aldığım zaman benim engelli olduğum orada kayıtlarda yazdığı için hemen beni ilk sıraya atıyor. Yani ben utanıyorum. Şimdi orada bakıyorum saatlerce oturup sıra bekleyen insanlar var. Bir bakıyorum pat benim sıram en öne geliyor. Yani ben üzülüyorum hastanede. Mesela hemen beni çağırıyor şimdi. En son ben geldim ama beni çağırıyor. Ben orada gidiyorum kesinlikle beni çağırmayın lütfen. Yani burada yaşlı insanlar var öncelikle bunları çağırın. Yani bu pozitif ayrımcılığı istemiyorum. Çünkü bunlar sonradan negatif ayrımcılık getiriyor bize. Bu negatif ayrımcılık da bizi çok yaralıyor. Mesela o kızımızın durumu beni çok yaralıyor. Yani bugün hala o bir kız çocuğunun otobüse binmesi sorun oluyor. Hala. Yani biz bunlar da bizi derinden üzüyor. Hakikaten hani mesela demiş ya şair, dünyayı güzellik kurtaracak, evet. Bir insanı sevmekle başlayacak. Aynen yani öyle. Bir kişi demeyin, o bir kişiyi sevmekle kurtulacak dünya. Bir kişi, bir evet. Kişi, bir kişi böyle büyüyecek. Şimdi mesela o kızımız geliyor, geldiği zaman onun durumu bizi etkiliyor. Mesela ben kolay kolay engelliğimle alakalı kimse beni küçük düşüremez. Kimse beni işte ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamaz bana. Ben buna izin vermem. Ama bu tür bir davranışla karşılaştığım anda inan kolum kanadım kalkmıyor artık. Evet. Bu tür sıkıntılarımız var. Bir ikinci kaldırımlarla alakalı. İnşallah onları da 2,5 yıldır bağıra bağıra mecliste inanın gözlerine soka soka en sonunda yapmaya başlamışlar. Ondan da çok memnunuz. Kaldırımlara park ediyorlar. O da artık orada var. O ancak eğitimle olacak bir şey. Maalesef hala insanlarımız o kaldırımın önüne araçlarını park edebiliyorlar. Bu arada mikrofon da beni pek sevmedi herhalde. Yani muhalif bir mikrofon mu veya işte benim muhalif olduğumu bilen mikrofon mu nedir? Şimdi dediğim gibi yani
Bu tamamen insanların yetişmesi arzıyla, kişilikleriyle, karakterleriyle alakalı bir durum. Mesela bir gün hiç unutmam hocam. Buradan arkadaşlardan dedim ki arkadaşlar ben sanayiye gidiyorum. Sanayinin bir tarafında abimin dükkanı var. Oraya bir abimi özledim, ziyarete gidiyorum. Dedim ki bakın oraya gidene kadar ne kadar bir engelle karşılaşacağım. Bunu hepsini belgeleyeceğim, size de atacağım. Bunu yayınlarsınız. İnanın 11 tane aracı kaldırmak zorunda kaldım. 15 dakikada gideceğim yoldan 1,5 saatte gittim o gün. Ve o araçları yani bu oradaki kaldığım karşı karşıya kaldığım muamelelerden bir tanesi. Dedi ki ya dedi ne var dedi şuradan dedi, alışveriş yapacağız. Dedim ki kardeşim bak ben yoluma gidiyorum. Senin alışverişini mi bekleyeceğim ben? Sen benim engelli yolumu niye kesiyorsun? Bak şurada boş yer var. Şuraya çek arabanı. Ben de yolumdan geçeyim. Aynen bana dedi kelime ne biliyor musun? Seni dedi Allah boşuna engelli yapmamış dedi bana. Ben dedim ki senin de bir Allah'ın varsa umarım vardır. İnşallah o da seni benden beter yapar dedim. Ayrıldım orada. Yani adam üzerime yürüdü. Dedi sen kavga edeceğiz. Bizi ayrıldılar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın. Yani hakkımı arıyorum diye ne durumlara maruz yani oluyor? Engelli bir insanı dövmeye kalkan bir zihni. Evet. Ya ben var. Nasıl bir kafadır bu? Neyin kafası? Şimdi yani mesela bir gün polis arkadaşları çağırdım. Yol engelli şeyim kapalı. Geçişim kapalı. Ben özellikle ayrılmıyorum. Başka bir yerden de giderim ayrıca. Arka taraftan dolaşırım. Ama bu sefer herkes oraya koyar. Bu sefer arkaları da dolar. Bu sefer hiçbir yerden gidemeyiz. Yani bizim orada o mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Adam geldi. Ehliyetindeki şey arabasının plakasından adamın telefon numarasına ulaştılar. Adam geldi. Dedi ki kelime ne biliyor musunuz Cumhur Hocam? Ya dedi şurada iki parti 50 bir attırmadın bana dedi kahvede. Ben orada yağmur altında bekliyorum. Dedi ki şuradan aşağı inseydin ne olur dedi. Dedi beyefendi. Bakın ben yarım saattir sizi bekliyorum. Benim size kızmam gereken de siz bana kızıyorsunuz. Ben o asfalttan iki kere gittim. İkisinde de kaza geçirdim. Araba vurdu bana. Ve bugün ağır engelliyim. Sadece o arabaların vurmasından dolayı ağır engelliyim. Tabii bunu kime anlatacaksınız? Maalesef işte bu sorunları ben ki hani etkilenmeyecek bir insan, artık nasırlaşmış bir insan olarak bu kadar etkilenebiliyorsam, siz diğer o kendini ifade edemeyen, ağzı laf yapmayan, işte veya dili dönmeyen engellilerin neler yaşadığını, çocuklar nelerin, bakın çocuklar nelerin, sadece engelli değil, bebek arabasında çocuğunu götürecek kadın asfalta inmek zorunda kalıyor. Hadi kadına araba vursa çocuk annesiz kalacak. Yani bakın neler yaşıyoruz yani. Bu toplumda, ha bu tamamen yetişmekle alakalı, bu ahlakla alakalı. Ben böyle görüyorum. Kesinlikle haklısınız. Evet, bitiriyor muyuz? Devam edecekseniz tabii ki bizim az önce taş attınız mikrofon sevmedi diye. Mikrofonumuzda, televizyonumuzda, programımızda her zaman evet, başımızın üstünde yeriniz var. Bana muhalif herhalde. Hayır hayır, lütfen eğer anlatmak, devam etmek istiyorsanız dinliyoruz. Şöyle, mesela ben meclis üyesi bir vatandaş olarak derneğimin vermiş olduğu görevle meclis üyesi seçildim. Bir parti teveccüh gösterdi, Saadet Partisi. Teveccüh gösterdi ve bizi meclise aday gösterdi. Biz de son sırada olsa seçimi kazandık. Yani o başardım yani seçilmeyi başardım diyelim. Seçimi kazanamadık ama. Şimdi ben o gündür bugündür mecliste mücadele ediyorum. Ben mecliste bazen inanın sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. Yani en çok dilekçe veren meclis üyesiyim. En çok konuşma yapan iki meclis üyesinden biriyim. Yani sorunları dile getirdiğim halde yani birçok sorunun çözümüne zorlaşıyorum. Zorla hani inanın söyleye zorla ulaşıyorum o çözüme. Bu engelli kardeşlerimiz ya dili dönmeyen, işte aklı ermeyen, yolu bilmeyen engelliler nasıl çözüme ulaşacaklar? Yani nasıl sorunlarına çözüm bulabilecekler? İşte bu sorunlara çözümleri işte yavaş yavaş bulmamız lazım. Bunun da mecliste duran dosyalarımızın içinde çoğu var. Bakın bunların çoğunun çözümlerinin yollarını biz dernekler olarak, üst kuruluşlar olarak gereken yerlere gönderdik. Sadece o dosyayı bir komisyon kurup
o komisyonun içine atıp, önüne atıp onlarla ilgili artık şeyleri yasal hale getirmek, kanun haline getirmek. Meclisin görevi ama maalesef mecliste de o büyük azınlığın temsilcileri olarak oradaki dosyalarımız maalesef 8 kere takla attı diğer dosyalar. O bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiği düşünülmüyor maalesef. İşte biz de yani bunlarla ilgili hala mücadelelerimiz devam ediyor. Ben birçok engelli sorunu var tabii ki ama sizin de yayınınızı fazla işgal etmemek adına teşekkür ediyorum. Bu güzel günde böyle bir ortamda bize sorunlarımıza yönelik başkasının derdini dinlemek çok zordur. Onu biliyorum. O bilinçle ben size çok teşekkür ediyorum hocam. İnanın çok mutlu ettiniz beni. Ben de bu tür sorunları her platformda dile getiriyorum ki çözüm yaklaşsın, biraz daha yaklaşsın. Çözüme biraz daha yaklaşalım diye her platformda dile getiriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bu akşam 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde programımızın konuğu Arslan Güdek'ti. Arslan Güdek kendisi de bahsetti. Engellilerin sorunları ile ilgili, çözümleri ile ilgili gözünü budaktan esirgemeyen, her türlü platformda sesini yüksek sesle söyleyen, bu cesareti taşıyan, hatta ben yakından biliyorum bu konuda birçok kez para cezasına çarptırılmış ya da çeşitli davranışlara maruz kalmış birisi, bir kahraman bence konuğumuzdu. Kendisine bu güzel açıklamaları, bu cesur açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Açıyorum programı. İkinci programında yine olaylara göründüğü şekliyle değil, farklı açılardan, kimsenin görmediği yerlerden görmeye çalıştı. Kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Dilimiz sürçülisan ettikse affola. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.